Manşete hoş geldiniz. Evet savaşlar başları zaman gerçekler ölüyor fakat ayrıca şunu da unutmayın. Savaşın bir hukuku yok. Savaşın bir ahlakı yok. Yani içinde e, teröristler var diye bir hastaneyi havaya uçurabiliyorlar. Ya da işte efendim militanlar kaçtı burada saklanıyor. Savaşçılar burada, askerler burada diye bir okul. Bir yerleşke, içinde sivillerin de olduğu olmadığı önemli değil. Köy havaya uçurulabiliyor. Bu hep oluyor. Olduğu olacak. Dolayısıyla savaşın bir hukuku, bir ahlakı yok. Olmadığı için de işte savaş suçları mahkemesi falan buna bakar diyorlar ama yani o da hikaye. Her şey olup bittikten sonra bir savaş suçları mahkemesi kuruluyor falan birilerine ne bileyim işte bu işin faturası kesiliyor. Sonra sonra bundan bir ders çıkarılıyor mu? Aynı hatalar bir daha tekrar edilmesin diye bir takım önlemler alınıyor mu? Hiç zannetmiyorum. Alınmıyor. Alınmadığını da gördük. Çünkü kendine karşı işlenen savaş suçlarını mahkemelere götüren insanlar aynı sıra başkalarına yapıyor. İsraillerin yaptığı gibi bugün. Dünya görüyor. Evet hakikat gerçekler ölüyor ama bir de şöyle enteresan bir konu var. Özellikle Türkiye gibi kapalı ülkelerde, eski demir perde ülkeleri gibi kendi gerçekliği içerisinde ya da kendi yalanları içerisinde debelenen ülkelerde ve egemenlerin devleti yönetenlerin algıyı belirlediği ülkelerde. Dünya bize düşman biz parmakla gösteriliyoruz herkes bizimle uğraşılıyor, uğraşıyor biz dünya lideriyiz herkes bizim gözümüzün içine bakıyor filan gibi bir şeyle dönüyor ve bizim söylediğimiz doğru. Ve bu bu şekilde servis edilecek. Bizim bültenlerimiz yayınlanacak bizim bültenlerimiz geçerli kabul edilecek falan. Ondan dolayı da dünya yani bir tek Türkiye gazetedeki haberleri Filistin'i görüyor İsrail'in ne yaptığını görüyor. Ve bir tek Türkiye'de bu iş protesto ediliyor. Bütün dünya kulağının üstüne yatmış durumda. Ve dünya da bilmiyor gerçekleri. Bir de böyle bir şey pompalıyorlar. Hayır. Esasen dünyada ne dönüyor? Sizden e, Türkiye'den saklıyorlar. Türkiye halkından saklıyorlar. Sadece belirli bir kısmını, işlerine gelen kısmını servis ediyorlar. Dünya görüyor her şeyi. Gördüğü için de zaten şu anda Tel Aviv'de, İsrail'de ve genel batı başkentlerinde bir panik var. Ne yapacağız buradan nasıl çıkacağız var. Bütün dünyaya karşımıza aldık duygusu var. Yani Amerika Başkanı Biden evet gitti. İngiltere Başbakanı gitti. Diğer işte Alman herkes gitti. Bütün Avrupa liderleri batı liderleri. İsrail'e gittiler destek sundular. Yanınızda izlediler acınızı paylaşıyoruz falan filan dediler. Falan, Hala da demeye devam ediyorlar. Ama siz zannediyor musunuz ki dışarıda böyle konuşanlar içeride ya bir dakika. Bak bizim imajımız da fena halde çizildi. Sizin yanınızda durduk ama yani sizden 1300-1400 kişi öldüyse öbür tarafta her gün 100-100-200-200 artıyor ve genelde çocuklar ölüyor. Ölenlerin yarısı çocuk. Ve bu bizi artık hırpalıyor ve biz bunu kendi halkımıza, dünyaya falan anlatamıyoruz. Medyamızla yakapaça olduk falan demeye başladılar. Veriyor bakın işte bu daily mailden kestim size. Hastane saldırısından sonra hastaneye füze isabet etmesinden sonra kanlar içinde bebekler. The Times'ın kapağıydı bu. Hemen ertesi gün kocaman bir fotoğraf açmışlar. Kucağında işte kefenlenmiş bebeğini tutan Filistinli anne. Bunu da gene İngiliz gazetelerinden kestim. Hastane saldırısından yani hastaneye füze düşmesinden sonra kefenlenmiş yatırılmış cesetler. AP'nin geçtiği fotoğraf. Guardian'dan kestim bunu. Hastanedeki dram. Ajans France Press, AP, Associated Press, Reuters. Hepsi geti imaja girin. İşte Hospital, Gaza, Atak veya Strike falan yazın. Çok buraya getiremeyeceğim kadar fena görüntüler var. Parçalanmış cesetler, hatta bebekler çok çok yani cenin elinde tutmuş anlatıyor. Videoları var. Bu da Guardian'ın kapağıydı. Bu da iç sayfası. Veriyorlar. Nerede olduğunu, nasıl olduğunu, insanların nasıl bir dram yaşadığını. Biden Netanyahu görüşmesini fotoğrafla verirken arkadaki hastane dramını da koymuş. Yani diyor ki bu bebek katliamının önünde siz böyle kucaklaşıyorsunuz. Yine New York Times'ta ki bunu yabancı gazeteciler yapıyor, basın mensupları yapıyor. New York Times'ta nasıl kelimelerin değiştiğini anlatıyorlar örneklerle. Önce diyor İsrail hava saldırısı olarak verildi hastane saldırısı. Sonra diyor işte bu bir sadece füze olarak hava saldırısı olarak verildi. İsrail kelimesi düştü ve en son patlama veya bomba infilakı biçiminde sunuldu diyor. New York Times'ın haberi verirken ki başlıktaki dönüşümü tek tek sorguluyor insanlar. Simge fotoğraf hastanenin içinden dışından görüntüler nerede oldu? Bütün İngiliz gazetelerinden kestim getirdim. Şucusu bucusu yok. Sağı solu yok yani. İşte insanlar su bitmiş. Doldurdukları bidonlarla su ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Her şeyi veriyorlar. Artı bir sansür olduğunda da bunu da kritik etmekten çekinmiyorlar. Guardian gazetesi bu karikatürü yayımladığı için karikatüristini 42 yıllık karikatüristini gönderdi, kovdu ve bununla ilgili çok geniş medya analizleri yayımlandı. Biri de işte Evening Standard'da yayımlandı. Ve bu medya analizinin sonunda da analist diyor ki Chris Blackhurst. Yani diyor hiçbir hiçbir kazananı yok bu işin ama diyor çok sayıda kaybedenleri var. Geçelim. Dünkü simge fotoğrafa hep böyle işte e, Detenyahu'nun genelde batılı liderlerle kucaklaşma fotoğrafları verildi verilir. İlk giden zaten e, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dı ve onunla kucaklaştı. İşte burada da böyle her iki liderde de hüzün fotoğrafı filan gibi. Ve işte Amerika koşa koşa desteğe gitti. Başkan düzeyinde desteğe gitti. Her ne yaparsa yapsın İsrail'in yanında. Ve İsrail de zaten bundan güç alıyor falan gibi yorumlar var hepsine katılıyorum doğru 38 milyar dolar yıllık Amerika'nın İsrail'e desteği askeri ve savunma özellikle 38 milyar dolar evet az değil dolayısıyla İsrail demek Amerika demek bu yönüyle de yani bugünkü savaş yönüyle de Amerika demek İsrail demek Amerika'yı kaldırdığınızda İsrail çöker sağında solunda kimseyi göremez ve zaten belki de ondan aldığı güçle yürüyor. Ama ondan aldığı icazetle veya oradaki ışıklara da bakıyor. Yani sarı, kırmızı, yeşil hangisi yanıyor. Ona göre de bir yön belirliyor. İçeride Biden'ın yani bu tür görüşmelerde ben kameralar önünde yapılan açıklamalara bakmam. Genelde içeride ne döndüğüne kulak kesilirim. Ne döndüğünü anlamaya çalışırım. Çok fazla dışarı bilgi sızmıyor ama bu liderlerin oraya gitme nedenleri en başta ilk ağızdan yüz yüze İsrail'i uyarmak, İsrail'i İs, İsrail dizginlemek, İsrail'e bir dakika demek, yapma etme demek. Bak yani ben kendi kamuoyuma konuyu anlatamıyorum, bırak dünyayı. Batı inandırıcılığını kaybediyor. Batı insan hakları, demokrasi ne bileyim en temel e, konularda, evrensel konularda kendi söylemine ve kendi inançlarına, kendi hukukuna ters düşüyor. Çünkü bebek katlediyorsun. Masum insanları katlediyorsun. Senin ölü sayın artmıyor. 1300'de 1400'de durdu. Ve hatta verdiğim pek çok bilginin de dezenformasyon olduğu ortaya çıktı. Onu da geçelim. Ama her gün 100 100 200 200 Filistinliler ölüyor. Bunların yarısı da bebek. Ve en son hastane bombalandı. Tamam ben gene senin yanında duruyorum. Bunu onlar yapmıştır. Sen yapmamışsındır diyorum ama bir dakika. O kadar da salak değiliz. Ki zaten The Times'in karikatürü de bunu gösteriyor. Senin arkandayım diyor Biden ama arkasına iliştirdiği notta şimdilik şimdilik senin arkandayım bir yere kadar diyor. Bir yere kadar. Ki zaten deminden beri anlatmaya çalıştım da bu karikatüristler de durumu yakalamışlar. Bir başka karikatür. Burada da Biden'ın bombanın ardından uçağının indiği İsrail çukuru. Yani bir bir yönüyle de kendi çukuruna da inmiş gibi bir durum var. Biden kendi çukuruna inmiş gibi de bir durum var yani. Kendi mezarını kazmış da olabilir. Tabi haber geçti hemen 20 kamyon insani yardım gönderecekmiş Refah Sınır Kapısı'ndan. Yani orada 2-2,5 milyon insan yaşıyor. Hangi 20 kamyon nereye yani? Yani çıka çıka bu mu çıktı Amerika'dan ama neyse o da bir başlangıç diyorsunuz yani. Daily Telegraph gazetesi ki İngiltere'de en şahin gazetelerden biri ve yani 10 gündür de İsrail'in yanında etmediğini bırakmadı. Yani çok az Filistin gelişmesine yer verip genelde hep İsrail'e yonttu. İsrail'de öldürülen bebekler, İsrail'de öldürülen siviller, onların dramları, rehineler falan onun üzerine bir yayın politikası götürdü. O bile Biden'ın şu lafını elini omzuna attığı Netanyahu fotoğrafı eşliğinde veriyor. Diyor ki bizim yaptığımız 11 Eylül'den sonra, 11 Eylül saldırılarından sonra bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Çok net. Çünkü 11 Eylül'den sonra e, dünyada gene işte gerçeklik kaybolduğu dezenformasyon, e, insan hakları vesaire hukuk pek çok şey e, ha, e, rafa kalktı. E, tamamen devletlerin özellikle Amerika'nın ürettiği enformasyonla bir dezenformasyon sana yaşandı ve sonrasında ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama iş işten geçti ya Atalan Üsküdar'ı geçti ya. o gün işte bununla bir politika tuttular. Şimdi 10 tane belgesel de çeksen 20 tane film de çeksen gitti yani o 20-25 sene geçti. Sorumluları bile artık hayat aramızda değil. Ama e, ona dikkat çekiyor. Bir de şu var. Amerika nereye barış demokrasi götürdü? Yani Vietnam'a mı? Afganistan'a mı? Irak'a mı? Suriye'ye mi? Ne yaptı? Guantanamo izah edebilir mi? Küba'nın güneyinde bir işte Amerikan üssü güneydoğusunda bir yerde bir koy her türlü hukukun dışında oradaki muamelelerini falan ben de anlatıyorum. Ama Daily Telegraph'ın bile, İngiliz gazetesi Daily, Daily Telegraph'ın bile, İsrail yanlısı epey e, haber yorum yayımlayan Daily, Daily Telegraph'ın bile, e, Biden'ın bu vurgusunu öne çıkarması önemli. Financial Times da benzer bir başka bir şey dikkat çekmiş. Evet, is, e, Biden diyor İsrailin arkasında durdu. E, şeye rağmen, e, hastanede gerçekleşen patlamaya ve hastane saldırısına rağmen, ama diyor bir taraftan da. E, Gazze'ye insani yardım arazılık ediyor. Yani herkes farkında, herkes farkında. Ben Rishi Sunak'ın da samimi düşüncelerinin böyle olmadığının farkındayım. Ama oraya gidiyor ve bunu söylemek zorunda. Yani arkadaşınız olarak buradayım, sizin yanınızdayız, dayanışma içindeyiz, kazanmanızı istiyoruz. İngiliz kamu, yani büyük gösteriler var İngiltere'de. E, hafta sonu vardı, gene bu hafta sonu olabilir. E, toplu, e, toplu gıyabi cenaze namazları kılınıyor vesaire ve e, büyük rahatsızlık var ve medyası sorguluyor hükümeti. Medyası hükümeti sorguluyor. Hatta hükümet medyaya ayar verdiğinde herkes kafa kaldırıyor. M medyanın dilini medya kendi dilini sorgulatmıyor hükümete, bakanlara şuna buna. Ama enteresan bir şekilde e, yan yana durmaları gerekiyor ve duruyorlar maalesef. Hastane saldırısı demişken bunun çok İngiliz basınında da var, dünya basınında da var çok böyle anatomisi yapılıyor işte şuraya düştü yok krater açtı açmadı askeri uzmanlar değerlendiriyor bu İsrail envanterinde olan bir füze midir değil midir uçaktan mı atıldığı yerden ya bunlar bizim işimiz değil girersek çıkamayız ee, bu konuda sayfalar dolusu raporlar yayınlanır yayınlanacak şu arada da bu işin çözüleceği yok yani onu söyleyeyim. Bu ancak savaş bittikten sonra bir tanıklıkla veya bir itirafla falan ortaya çıkar. Fakat e, şu var. E, sanki bu ilk defa oluyormuş gibi bir hava var. Yani şeye baktığınızda hastane saldırısına baktığınızda e, 17 Ekim sabahı hastanede yaklaşık bin kişi var ve e, İsrail yine bu bölgede Gazeliler evleri boşalsın falan diye anonslar geçiyor. Hastanenin bahçesine sığınanların sayısı 3000'i geçiyor. Güvenilir diye. Hastane en azından isabet almaz diye. İşte saldırı esersen hastanenin otoparkına yani füze oraya düşüyor. Veya bomba veya füze parçası bilmiyoruz. Oraya düşüyor. Ama işte bahçedeki insanlar havaya uçuyor. Bahçede yatanlar veya bahçede uzananlar veya bahçeye sığınanlar. 3000 kadar insandan bahsediliyor. Yani dolayısıyla e, hem İsrail bu bölgeyi boşaltın ultimatumu veriyor, hem de ondan sonra da işte burada bir patlama oluyor. Ayrıca e, İsrail'in İsrail kuzeyi cehenneme çevirdiği gibi güneyi de cehenneme çevirmiş durumda. Yani refah sınır kapısı etrafında e, patlamalar var. E, ne bileyim e, hastaneler uyarılıyor, okullar uyarılıyor. Daha sonra da ardından bombalar düşüyor. Yani sadece eee Gazete Sağlık Bakanlığı bu hastanede ölenleri 475 471 olarak açıkladı. Zaten rakam artınca da biraz panik büyüdü. Yani 3 5 10 kişide 20 kişide kalsaydı bu noktada olmayacaktı. Suçu insanlar birbirinin üzerine atmayacaktı. 7 Ekim'den bu yana Birleşmiş Milletler rakamı, rakamını söylüyorum. 7 Ekim'den bu yana sağlık kuruluşları Gazze'de 58 kez hedef olmuş. Yani ilk değil. 17 hastane 26 sağlık kuruluşu zarar görmüş. 23 ambulans vurulmuş. Sağlık çalışanlarından 16'sı ölmüş. Ve burası bir Birleşmiş Milletler Hastanesi. Yani bir kilise hastanesi aynı zamanda. Kilise destekli bir hastane. Yeni de değil, daha önce de defalarca olmuş. 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda. Yani onun için ee, bu yok ben yaptım da o de işte ben hastane vurmamdı falan meselesi değil. Bu böyle analizler yayınlanıyor. İşte efendim şuradan atılan bir füzeyle dört buçuk kilometre yani hastanenin e, batısından atılan bir füzeyle dört buçuk kilometre meşraf eden hastanenin vuruldu veya füze parçasının oraya düştüğü vesaire gibi ama sese kulak verenler bu bir füze sesiydi roket değildi Hamas'ta böyle bir füze yok bu bir İsrail füzesiydi daha evvel duyduğumuz cinsten diyorlar. Fakat en çarpıcı olan kare bu. Daha da fazla yaklaştırmayacağım. Karenin içinde dolaştırmayacağım. Size yüksek çözünürlüklü bir kare olduğu halde Getty imaj geçmiş. Hastane doktorları, yetkilileri, ölülerin içerisinde özellikle bebek cenazelerinin cesetlerinin içinde bir basın toplantısı yaptılar o gün. Çok çarpıcıydı bu. Ve bu fotoğraf pek fazla yayınlanmadı maalesef. Bu fotoğrafı bulun. Getty imajdan mı bulursunuz? Artık Muhammed Masri yazıp o kişinin kendi hesabından mı bulursunuz? Bulun ve fotoğrafın içinde biraz dolaşın. Dehşet verici. Evet kim yaptı sorusunun cevabı yok. Savaş bitmeden de bulunamayacak. Şu veya bu. Ama neticede sebep oldun arkadaş. Ar ayrıca bu diyelim ki hastane saldırısını geçtik. Her gün 100-200 kişi ölüyor. Ve bunun yarısı çocuk. Bakın. 1524'ü çocuk. 3785 Filistinli öldürülmüş. Filistin Sağlık Bakanlığı açıklaması. Yaklaşık 4000 kişi ölmüş ve onun da yaklaşık yarısı çocuk. Yani her gün 100-200 gidiyor. Ve bu her gün katlanarak büyüyor. İsrail'deki rakam değişmiyor. 1300 1400 neyse orada durdu. Kastettiğim bu. Ve yerle bir olmuş Gazze'den insanlar işte bu şekilde kaçmaya çalışıyorlar. Refah sınır kapısı önemli. İşte bu tek şu anda çalışan veya işte efendim açık durumda veya faal durumdaki sınır kapısı Mısır kontrol ediyor ama geçişleri İsrail de kontrol ediyor ama da ağırlıklı olarak Mısır'ın da gözetiminde bu konu. E, Mısır işte şey burada ins burada buradan insani yardım koridoru da açar bu kapıdan işte efendim içerideki gazeteleri de falan boşaltır hatta başka uyruktaki insanları veya başka pasaport olan insanları da boşaltır Mısır istemiyor tek nedeni var bir gazeteler Filistinliler benim içime boşalmasını istiyor iki Hamas e, e, militanlarını istemiyor çünkü Hamas e, Müslüman kardeşlerin bir kolu olarak gitti bölgede e, filizlendi kuruldu büyüdü. E, Mısır, Sisi kendi içinde zaten Müslüman kardeşlere darbe yaptı geldi. Müslüman kardeşlerin bir kolunu ülkeye getirmek ister mi? Yani bir biçimde Filistinli göçmen istemiyor. Filistinli göçmenlerin arasında Hamas militanlarının da kendi topraklarına gelmesini, misafir olmasını istemiyor. Ve kesinlikle buna karşı. Ondan dolayı da insani yardımı bile sınırlı tutarak şeyi kapalı tutuyor. Eğer Mısır o konuda ufacık bir gönlü olsa, ufacık bir diplomatik acım açsa kapıyı açardı ardına kadar. Oradan işte alabildiği kadar insanı alırdı. Veya işte ülkeler açık olsaydı Mısır'a gelir, Mısır üzerinden de gidecekleri yere giderlerdi. Ama kimse istemiyor. Ergun Babaan demiş ki varsayalım ki hastaneyi Hamas'ın hatalı roketi vurdu. Gazze'ye elektriği, suyu, gıdayı, ilacı da mı Hamas kesti? 2 milyonu aşkın insan aç, susuz, çaresiz. Dün gece CNN'de bir baba çocuk yaptığıma çok pişmanım deme noktasına gelmiştir diyor resmen. Evet. Ben genel olarak sadece Gazze'de Filistin'de değil rastladığım gençlere evlenecekseniz çocuk yapacaksanız iki kere değil yirmi kere düşünün diyorum. Şimdi dönelim Türkiye nerede ya Türkiye yok Türkiye hiçbir yerde yok. Yani Türkiye garantör olsun. İşte en son Suriye Dışişleri Bakanı Lavrov demiş. Türkiye garantör olsun. Ara bulucu olsun. Ya kim takıyor Suriye'yi? Kim dinliyor? Şey kim takıyor Rusya'yı? Kim takıyor e, Putin'i, Kremlin'i? Zaten Ukrayna'yı işgal etmiş durumda. Tamamen ötekileşmiş ve tamamen dışlanmış durumda. Onun laflarına veya onun ipiyle kuyuya in, in, inilecek hali yok. İnmeyecekler de. Ne Orta Doğu ülkeleri inecek. Ne İsrail, Amerika, İngiltere ne de Avrupa Birliği ülkeleri inecek. Ama işte bir tek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov demiş işte Türkiye Arabulucu garantör olsun. Yarın görürsünüz gazetelerde bu manşet olur. Türkiye'nin ne dediği, ne yaptığı e, duygusu önemli değil ama yani Hakan Fidan'ın dalga geçer gibi şu sözlerini e, ekrana getirmek istedim özellikle diyor ki işte birinin toprağını işgal ediyorsun, işgal etmekle kalmayıp evine el koyuyorsun, yıkıyorsun, dışarı atıyorsun falan filan. Bunun da devam eden laf. Ya arkadaş sen bunu Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de Yıllardır yapıyorsun. İşte Reuters'ta çok geliş haber olmuş. Türkiye medyasında göremezsiniz. Türkiye'nin başlattığı haber ha ha harekatın Kuzey Suriye'de ve Kuzey Irak'ta nasıl bir tahribata yol açtığını ve sivillerin hayatını nasıl etkilediğini gösteren Gazze'den farksız görüntüler bunlar. Sonra da gitmiş Gazze konusunda Türkiye Dışişleri Bakanı ahkam kesiyor. Bakın görüyor musun? Siviller nasıl etkileniyor? fotoğraflı geniş çok uzun bir haber işte burada da yıl yıl Türkiye'nin 2018'ler 19'lar 21'ler 22'ler Kuzey Suriye ve Irak'a Irak'ta vurduğu noktalar ailesinden insanları kaybedenler evet orada yani orada büyük bir insani dram yaşanıyor ve bu insani dram Reuters'ta bu şekilde haber olmuş. Sonra senin dışişleri bakana çıkmış ki bla bla yok siviller bilmem ne. Yani geçeceksin bunu. Önce insan kendine dürüst olur yani. Gerçi öyle bir niyetleri de yok. Fakat dün Hürriyet'te tam sayfa bir röportajı yayınlandı. Onun Hürriyet'teki kalemi Hande Fırat imzasıyla. Diyor ki Blinken gelmek istedi ama diyor programı müsait değildi. Yalana bakar mısın ya? Yani Blinken gelmek istese sen 10 gün önce hazır ola geçersin. Bir hafta önce bütün randevularını iptal edersin mikrop virüs kapmayayım diye. Aman dikkat edersin hastalanmayayım şey yapmayayım soğuk algınlığım olmasın. Bir şekilde önüne kırmızı allar serer uçakta karşılarsın ayıp olmasın diye filan. Tutabildiğin kadar da tutarsın saraya da götürürsün bilmem ne. O tarihi için ben Mısır ziyaretimi planlamış durumdaydım. Kendisiyle sürekli temas halindeyiz. Yakında da gelmek istiyor. Ekiplerimiz tarih tespit için çalışıyor. Yalana bak yani. Bir de böyle yalan söylüyorlar. Ama işte en başta söylediğim hikaye. Türkiye hem gerçeklikten koptu hem de dünyada Türkiye merkez bir ülke. Herkes yani bak benim programım vardı Blinker'a da randevu vermedim diyor. Türkiye Dışişleri Bakanı. Aynen bunu söylüyor. Programım vardı. Müsait değildim. Blinken gelmek istedi ama randevu vermedim. Hürriyetten kestim getirdim yani. Belgesi de burada. Fakat bir başka kutu da şu aynı hürriyetin aynı sayfasında. Amerika'nın moral üstünlüğü bölgede inanılmaz şekilde zedelenmiş durumda. Belki kalıcı bir kopuşunda harefesindeyiz. Yani sen hem diyorsun ki Amerika ile kalıcı bir kopuşun arefesindeyiz. Hem de diyorsun ki bakanla görüşmedim çünkü program müsait. Hangisi doğru? Kalıcı kopuşun arefesindeyken arefesindeyiz derken ne o zaman strateji kaldı ne ortaklık kaldı ne de stratejik ortaklık kaldı. Ortada stratejide kalmadı tabi. Öyle görülüyor. Muhalefet. Muhalefet çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu şu SMS'i atmış. Herkese. Yani diyor ki. Telev televizyonlarda beni engelleyebilirsiniz. Ama ben telefonlardan bak mesajla ulaşıyorum halka. AKP MHP'nin meclisten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum. Protesto ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Alkış. Çok karikatür bir karakter oldu. Çok diyecek bir şey bulamıyorum. Yazık iktidarıyla, muhalefetiyle. Bir yayın daha böylelikle kapatıyoruz. Cuma tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.